Babam 93 Nisan ayında yakalandı. Yardım yataklık ve örgüt üyeliği suçlamasıyla. Şu anda 30 yılı aşkın sürede cezaevinde. Yakalandığında ben 9 yaşındaydım. Urfa'da, Adıyaman ve Bursa, Elbistan, Yozgat cezaevlerinde yattı. Elbistan cezaevinde siyasi tutuklu olarak 6 arkadaş kalıyordu. Bunlar, bu arkadaşlar tahliye oldu. Babam tek kaldı cezaevinde. Maraş depreminden sonra süreç yaşandı orada. Yozgat cezaevine nakli oldu. Normal şartlarda 2 ay sonra tahliye olması gerekiyordu. Depremden kaynaklı Yozgat cezaevine girdikten sonra kurul toplantıları neticesinde babamın cezasını ertelediler. Şöyle bir şey var, zaten cezaevi komisyon olarak özellikle yapmak istedikleri ve bunu sözlü olarak da ifade ediyorlar. Oradaki tutukları bırakmama yönünde, yani biz sizi buradan bırakmayacağız. Sözlü olarak ifade ediyorlar bunu. Oradaki arkadaşlar ve babam dahil zaten hani bunun erteleneceğini biliyorlar. Çünkü oradaki hak ihlallerini bildikleri için ve hak ihlalleri devam ettiği için sürecin böyle gideceğini zaten daha önceden biliyorlar. Biz de bunu yakından takip ediyoruz ki oradaki başka arkadaşların da süresinin uzatıldığını biliyoruz. 3 ay ertelemelerle toplamda 1 yılı aşkın süredir cezaevinde tahliye olması gerekirken halen yatan arkadaşlar var. Yani 30 yıllık bir ceza bitmiş, yani biz bunu dahi öngöremiyorduk, yani umut edemiyorduk. Bu bitmesine rağmen, hatta bitmeye yakın olması bizim açımızdan çok umut vericiydi. En azından 30 yıl sonra babamızın yanımızda olmasını beklerken, bu 3 aylık ertelemeler tabii ki bizde çok daha derin travmalar yarattı. Kurulun yapmak istediği ya da kurul buna maddi açıdan bakıyor. Fakat bir de toplumsal açıdan bakmak gerekiyor olaya. Çok yasal olduğunu düşünmüyorum. Tamamen bireysel çıkarlar temelinde yaklaşıldığını düşünüyorum bu cezaevi yönetimi anlamında. Yani cezaevi yönetimi olumluysa oradaki tutukluları veya hükümleri bırakabiliyor. Değilse de zaten erteleme veriyorlar. Yani erteleme vermeleri için çok ciddi bir hukuki zaten dayanaklar yok. Tamamen keyfi. Özellikle vurgulamak istediğim bu noktada iş yine bize, halka düşüyor. Ciddi bir kamuoyu yaratarak bu insanları, cezaevinde cezasız olan insanları bir an önce tahliye olmasına dönük çalışma yapmamız gerekiyor. Çok ciddi bir kamuoyu oluşturup özellikle sivil toplum kuruluşlarıyla beraber bu olayın üzerine gidilmesi gerektiğini düşünüyorum.